İnsanlık tarihi, hikayelerin, bilginin ve kültürün aktarımının temelinde yatan bir serüveni barındırır. İnsanlar, binlerce yıl boyunca deneyimlerini, bilgilerini ve hayallerini sözlü geleneklerle aktardılar. Ancak bu aktarım süreci oldukça sınırlıydı ve bilginin yayılması yavaş ve zahmetliydi. Antik çağlardan Orta Çağ kadar el yazması kitaplar, bilginin saklanması ve iletilmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak bu süreç uzun ve zorluydu. Kopyalama ve yazma işlemi sadece zaman almakla kalmıyor, aynı zamanda hata yapma olasılığını da beraberinde getiriyordu. Bilgiye erişim sınırlıydı ve kitaplar lüks birer eşya olarak kabul ediliyordu. İşte tam da bu noktada matbaanın tarihi sahneye çıkmaktadır. Matbaa, insanlığın bilgiyi çoğaltma ve yayma sürecinde devrim niteliğinde bir adımdı. Johann Gutenberg'in 15. yüzyılda icat ettiği hareketli tipografi, kitap üretimini ve dağıtımını radikal bir şekilde değiştirdi. Matbaanın önemi, bilginin yayılmasında büyük bir öneme sahiptir. Daha önce elde edilemeyen bir hız ve ölçekte, kitaplar artık üretilebilir hale geldi. Bilgiye erişim arttı, okuryazarlık oranları yükseldi ve bilgi birikimi toplumların gelişimine büyük katkı sağladı. Matbaa, Rönesans'ın, Reformasyon'un ve Aydınlanma çağının itici gücü oldu. Fikirler serbestçe dolaşabilir hale geldi, bilginin sınırları genişledi ve insanların düşünce dünyaları zenginleşti. Bugün, matbaa önemini büyük bir alanda korumaktadır. Dijital çağda bile, basılı kitaplar ve matbaa endüstrisi, kültürümüzün köşe taşlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Matbaanın mirası, bilginin ve fikirlerin özgürce yayılmasının gücünü temsil ediyor ve geçmişten günümüze kadar olan insanlık tarihindeki önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Bu belgesel, matbaanın keşfini ve tarihsel gelişimini derinlemesine keşfedecek ve matbaanın insanlık tarihindeki önemli rolünü vurgulayacak. Geleneğin, yeniliğin ve bilginin gücünü gözler önüne serecek ve matbaanın mirasını modern dünyada nasıl taşıdığımızı keşfedeceğiz. Matbaa öncesi el yazması kitapların üretimi ve yayılması, insanlık tarihinde yazının ve bilginin iletilmesinin en eski yöntemlerinden biridir. Bu süreç, el yazması kitapların üretimi, kopyalanması, korunması ve yayılması olarak genellikle 4 aşamada incelenebilir. El yazması kitaplar, genellikle yazıcılar ya da kopyacılar tarafından elde üretilirdi. Yazıcılar, kitapları yazmak için genellikle özel eğitim almışlardı ve sıklıkla manastır, kilise veya saray gibi entelektüel merkezlerde çalışırlardı. Üretim sürecinde genellikle deri veya papirüs gibi malzemeler kullanılırdı. Metinler, genellikle özel mürekkeplerle yazılır ve ardından elle süslemelerle veya çizimlerle süslenirdi. El yazması kitapların çoğaltılması, uzun ve emek gerektiren bir süreçti. Kitaplar, genellikle tek bir kopya üzerinden kopyalanırdı ve bu da zaman alıcı bir işlemdi. Kopyacılar, metni özgün kopyadan el ile kopyalardı ve bu süreç, büyük bir dikkat ve sabır gerektirirdi. Özellikle önemli eserler, birçok kopya yapılarak daha fazla kişiye ulaştırılmaya çalışılırdı. El yazması kitapların korunması, gelecek nesillere ulaşmasını sağlayan önemli bir adımdı. Kitaplar, genellikle manastır kütüphaneleri, saraylar, kiliseler gibi entelektüel merkezlerde saklanırdı. Bu mekanlar, kitapların korunması ve diğer nesillere aktarılması için önemliydi. El yazması kitaplar, genellikle seyyahlar, tüccarlar, gezginler ve bilginler aracılığıyla farklı bölgelere ve kültürlere yayılırdı. Özellikle İpek Yolu gibi ticaret yolları, bilgi ve kitapların farklı kültürlere ve bölgelere ulaşmasını sağlardı. Bilgi ve kitaplar, genellikle ticaret yapan tüccarlar veya keşif gezileri yapan kâşifler aracılığıyla farklı bölgelere taşınırdı. Matbaa öncesi dönemde taş baskı ya da litografi önemli bir basım tekniği olarak öne çıkar. Litografi, taş yüzeyine yağ bazlı bir malzemeyle yapılan çizimlerin su ve yağın birbirinden ayrılması özelliğinden yararlanarak baskıya aktarılması prensibine dayanır. İlk adım, genellikle kireç taşı gibi pürüzsüz bir taşın seçilmesidir. Bu taş, genellikle çakmak taşı olarak bilinen kalsiyum karbonat mineralinden yapılır.
taşın düzgün bir şekilde düzeltilmesi ve düzgün bir yüzey elde etmek için özenle işlenmesi gerekir. Ardından, sanatçı ya da litografi uzmanı, özel yağ bazlı kalemler veya yağlı mürekkeplerle taş üzerine çizim yapar. Bu çizim, ters çizim tekniğiyle yapılır. Yani, çizimin sağ ve sola veya yukarı aşağı ters çevrilmiş bir versiyonu taşa aktarılır. Bu durum, baskının düzgün bir şekilde kağıda aktarılmasını sağlar. Taş yüzeyine yapılan çizim, bir kimyasal işlemle sabitlenir. Bir tür asit veya kimyasal çözelti kullanılarak, taşın sadece çizilen alanlarında mürekkebin tutulması sağlanırken, diğer bölgelerin yağlı olmayan kısımlarının suyla ıslanmasını sağlar. Baskı aşamasında, taş baskı presine yerleştirilen nemli bir kağıt veya baskı malzemesi, taşın üstüne yerleştirilir. Baskı presi, taşın üzerine uygulanan baskı kuvvetiyle, mürekkep, taşın yüzeyinden kağıda aktarılır. Kağıdın üzerindeki baskı, genellikle hafifçe sıkıştırılır ve ardından kurumaya bırakılır. Baskı kuruduktan sonra, genellikle elle renklendirilir veya renklendirme işlemi ayrı bir aşamada gerçekleştirilir. Litografi veya taş baskı, matbaa öncesi dönemde, özellikle resimlerin, illüstrasyonların ve bazı metinlerin basımında kullanılan önemli bir tekniktir. Bu yöntem, daha sonra diğer baskı tekniklerinin gelişmesine de katkı sağlamıştır. Matbaa öncesi dönemde, tahta blok baskı da önemli bir basım tekniğiydi. Bu teknikte, tahtadan yapılan bloklar üzerine yazılar veya resimler kazınır ve sonra mürekkep uygulanarak kağıda basılırdı. Çin'de matbaanın ortaya çıkışı, Avrupa'daki Gutenberg'in icadından çok önce gerçekleşmiştir. Matbaa, Çin'de çok daha erken bir tarihte, yaklaşık olarak M.Ö. 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çin'in matbaa teknolojisinin erken dönemlerinde, tahta bloklar ve taş baskı gibi yöntemler kullanılmıştır. Çin'deki matbaa teknolojisi, erken dönemlerde, Budist metinlerin ve diğer dini eserlerin çoğaltılması için kullanılmıştır. Tahta bloklar üzerine yazılan metinler, üzerlerine mürekkep sürülerek, kağıda basılmıştır. Bu teknik, metinlerin çoğaltılmasını kolaylaştırmış ve el yazması kitapların üretim sürecini hızlandırmıştır. Daha sonra, Tang Hanedanı döneminde Çin'de taş baskı teknikleri geliştirilmiştir. Taş baskı, metinlerin taş levhalara kazınması ve ardından levhanın üzerine mürekkep sürülerek kağıda basılması prensibine dayanır. Bu yöntem, daha dayanıklı ve detaylı baskılar üretmeyi mümkün kıldı. 11. yüzyılda, Song Hanedanı döneminde, Çinli bilginlerin, matbaa teknolojisi üzerinde daha fazla çalışmasıyla, hareketli metal harflerle çalışan matbaa makineleri geliştirildi. Ancak, bu sistemlerin kullanımı sınırlı kaldı ve yaygın olarak benimsenmedi. İlk matbaanın keşfi ve kullanımı, Johann Gutenberg'in 15. yüzyılda yaptığı devrim niteliğindeki icatla başlar. Gutenberg, Alman mucit ve girişimci olarak bilinir ve matbaa tarihindeki en önemli figürlerden biridir. Johann Gutenberg, hareketli metal harf basımı tekniğini geliştirmiştir. Bu teknikte, her harf ve karakter için metal kalıplar hazırlanır ve bunlar bir basınç altında düzenlenir. Daha sonra, metinler basılmak üzere metal harflerle bir araya getirilir ve bir baskı makinesi kullanılarak kağıda basılır. Gutenberg'in en önemli buluşlarından biri, kalıp yapımı için metal matrislerin kullanılmasıdır. Bu durum, metinlerdeki harf ve karakterlerin ayrı ayrı dökme metal kalıplara dökülerek hazırlanmasını sağlamıştır. Bu sayede, birçok farklı karakterin hızlı ve doğru bir şekilde basılması mümkün olmuştur. Ayrıca, matbaa mürekkebi gibi baskı malzemelerinin geliştirilmesinde de yenilikçi yaklaşımlar kullanmıştır. Matbaa mürekkebi, kalıcı olmalı ve kağıda düzgün bir şekilde aktarılmalıdır. Gutenberg, kaliteli bir mürekkep formülasyonu geliştirmiştir. Etkili bir baskı makinesi tasarlamak için bir dizi deneme yapmıştır. Sonunda, metal harflerin kağıda basılması için döner bir pres kullanmıştır. Bu pres, harflerin kağıda düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlamış ve matbaacılık sürecini hızlandırmıştır. Gutenberg'in matbaası, 1450'lerin sonlarında tamamen faaliyete geçtiğinde, ilk büyük eseri olan Gutenberg İncil'ini basarak büyük bir etki yarattı. Bu eser, Avrupa'da basılmış ilk büyük hacimli kitaptır ve Hristiyanlık için büyük bir öneme sahiptir.
Gutenberg'in icadı, Avrupa'da bilginin ve düşüncenin yayılmasında devrim niteliğinde bir etki yarattı. Özellikle Rönesans ve Reformasyon dönemlerinde matbaa teknolojisinin kullanımı, bilgiye erişimi demokratikleştirdi ve sadece kilise veya elit sınıfların ayrıcalığı olmaktan çıkardı. Gutenberg'in matbaası, Avrupa'nın dört bir yanında hızla yayıldı ve daha sonra dünyanın diğer bölgelerine de ulaştı. Matbaanın keşfi, bilgiye erişimi artırdı, okuryazarlık oranlarını yükseltti ve toplumların kültürel ve entelektüel gelişimine büyük katkı sağladı. Matbaanın icadı, bilginin daha hızlı ve daha geniş bir şekilde yayılmasını sağlamıştır. Kitaplar, el yazması kopyalamadan, daha hızlı ve daha fazla sayıda üretilebilir duruma gelmiştir. Bu da bilgiye erişimi artırmış ve entelektüel dönüşümü hızlandırmıştır. Matbaa sayesinde kitaplar daha ucuz hale geldi ve daha geniş kitlelere ulaştırılabilir duruma geldi. Bu durum, Avrupa'da kitlesel okuryazarlık ve eğitimin artmasına katkıda bulunmuştur. İnsanlar, daha fazla bilgiye erişim sağladıkça, okuryazarlık düzeyleri artmıştır. Matbaanın Avrupa'da yayılması, farklı kültürler arasında etkileşimi artırmıştır. Farklı ülkelerdeki fikirler, bilgiler ve entelektüel akımlar, daha kolay bir şekilde yayılabildiği için, kültürel alışveriş artmıştır. Bu da Rönesans gibi dönemlerin ve bilimsel devrimin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bilimsel bilginin yayılmasını hızlandırmış ve bilim adamlarının çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmıştır. Bu da bilimsel keşiflerin ve ilerlemelerin hızlanmasına yol açmıştır. 1460 yılında Johann Balbus tarafından Fransa'da basılan Katolikon, Latince bir dil bilgisi ve sözlük kitabıdır. Bu kitap, matbaa ile basılan ilk sözlük ve dil bilgisi kitaplarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nda matbaa, Avrupa'da Johann Gutenberg'in matbaayı icat etmesinden sonra 15. yüzyılın sonlarında tanıtılmıştır. Osmanlılar, matbaa teknolojisini öncelikle dini metinlerin ve resmi belgelerin basımı için kullanmışlardır. Matbaanın Osmanlı'ya girişi, ilk olarak 1727 yılında İbrahim Müteferrika'nın çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. İbrahim Müteferrika, 17. yüzyılın sonlarında Macar asıllı bir Osmanlı devlet adamıdır. Matbaacılık alanında yaptığı çalışmalarla tanınır. Müteferrika, Osmanlı İmparatorluğu'nda modern anlamda bir matbaanın kurulmasını sağlamıştır. 1727'de Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk matbaayı kurarak Avrupa'da basılan eserleri Osmanlı toplumuna tanıtmıştır. Matbaa makinelerinin gelişimi, matbaa endüstrisinin tarihinde önemli bir evrimi temsil eder. Matbaa makineleri, basım sürecini hızlandırmak, otomatikleştirmek ve daha verimli duruma getirmek amacıyla sürekli olarak yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte matbaa makineleri endüstriyel ölçekte üretilmeye başlandı. Bu dönemde buhar gücüyle çalışan matbaa makineleri geliştirildi. Bu makineler, daha büyük hacimli baskı işlerinin yapılmasını mümkün kıldı. 19. yüzyılın ortalarında rulo baskı makineleri icat edildi. Bu makineler, geniş bir kağıt veya diğer malzeme üzerine sürekli olarak baskı yapabiliyordu. Rulo baskı makineleri, gazete, dergi ve kitap gibi büyük miktarlarda basılması gereken materyallerin üretimini hızlandırdı. 19. yüzyılın ortalarında döner preslerin kullanımı matbaa endüstrisine önemli bir ilerleme getirdi. Döner presler, bir silindir üzerine yerleştirilen kalıpları döndürerek kağıda baskı yapmayı sağlar. Bu durum, basım işlemini hızlandırdı ve daha fazla sayfa basma kapasitesi sağladı. Linotip ve metalotip makineleri, metinlerin hızlı bir şekilde basılmasını sağlamak için geliştirilmiş makinelerdir. Bu makineler, metal bloklar üzerinde harflerin basılmasını sağlar ve daha sonra bu bloklar kağıda aktarılırdı. Linotip makineleri, matbaa endüstrisinde verimliliği artırmış ve basım sürecini hızlandırmıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru ve 21. yüzyılın başlarında dijital baskı teknolojileri matbaa endüstrisinde devrim yaratmıştır. Bilgisayarlar ve dijital baskı makineleri, kitap basımı ve diğer basılı malzemelerin üretimini daha hızlı, daha esnek ve daha ekonomik duruma getirmiştir. Bu teknolojiler, renkli baskı, kişiselleştirilmiş basım ve küçük çaplı baskı işleri için idealdir.
matbaa makinelerinin gelişimi, kitap basımı, gazete yayıncılığı, reklamcılık ve diğer basılı materyallerin üretimi gibi birçok endüstriyi etkilemiş ve modern iletişimde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde matbaa endüstrisi, dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerle birlikte daha dinamik, çevreci ve müşteri odaklı bir yapıya doğru evrilmektedir. Bu değişimler, matbaa endüstrisinin rekabetçi kalmasını sağlarken, müşteri ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt vermesini sağlamaktadır. Matbaanın icadı, insanlığın bilgiye erişimini ve bilgi paylaşımını radikal bir şekilde değiştirdiği gibi, daha geniş bir perspektifte, bilimsel ve teknolojik icatlar, insanlığın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihindeki bu önemli dönemeçler, dünya çapında toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlerin temelini atmıştır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.